Lamia! Lamia! Gel buraya. O eski zamanların kıymetli yüzlerinden biriydi Şemsi'nin Kaya. Bazen piyangocu, bazen esnaf, bazen de ikinci adam olarak Kemal Sunal başta olmak üzere birçok stara eşlik etti. 70'ler ve 80'lerde komedilerde oynayan Şemsi İnkaya, yaşlandığında mafya baronlarını, hatta kötü adamları da başarıyla canlandırdı. Tıpkı Şener Şen gibi, ustalık döneminde her rolü seyircinin damağında eşsiz bir tat bıraktı. Ya kimse kalmadı. Daha Gençlik Tiyatrosu'ndan bu yana başladım, hiçbir arkadaşım kalmadı. Şemsi İnkaya, Nisan 1939'da İstanbul Sultanahmet'te doğdu. Kadıköy'de ticaret lisesini bitirdi. Babası memur olmasını istiyordu, ancak lisede yer aldığı tiyatro oyunları yüreğine oyunculuk aşkı düşürdü. Konservatuvar sınavlarına girdi, hatta Ankara'daki elemelere bile gitti. Ancak kazanmasına rağmen torpili yok diye alınmadı. Kazandım ama torpilli öğrencilerin alınması gerekiyordu o zaman. Konservatuvar yerine İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'na girdi. Birçok oyunda oynadı, ilk ödülünü de orada aldı. Sonra yolu usta oyuncu Avni Dilligil'le kesişti. Dormen, Avni Dilligil ve Ulvi Uraz gibi pek çok ünlü tiyatroda görev aldı. Yeşilçam'a biraz geç girdi Şemsi İnkaya. 1970 tarihli Vur Patlasın Çal Oynasın filmindeki garson rolünden sonra Hicran, Şehvet Kurbanı, Açgözlü Mehmet, Ah Bu Gençlik gibi filmlerde küçük rollerde yer aldı. Hatta 1976'da Zühtü adlı filmde ilk başrolünü de aldı. Ancak sonu gelmedi. Yapım onu Yeşilçam'ın diğer komedyenleri gibi starlaştıracak kalitede değildi. Sonra Türker İnanoğlu'nun radarına girdi Şemsi İnkaya. Erler Film bünyesinde çekilen Ne Umduk Ne Bulduk, Bizim Kız'dan sonra Kemal Sunal'ın Zübük filminde Terzi Cemal'i canlandırdı. Bir yıl sonra da Yeşilçam'daki en ünlü yapımında oynadı. Sulu Kule sakinlerini beyaz perdeye taşıyan Gırgırye serisinde Çakır Keyif Bekir'i oynadı. Bu rol onun Yeşilçam'daki en akılda kalıcı karakteri oldu. Bir de Evlidir Ne Yapsa Yeridir filminde Kadir İnanır'a eşlik etti. Şemsi İnkaya komedyen olarak tanınmasına rağmen 80'lerde Erler filmin özellikle uyuşturucu ve kadın tacirlerinin tuzağına düşen gençleri konu edindiği filmlerinde aykırı, tuhaf, eşcinsel, torbacı kötüleri de canlandırdı. Şemsi İnkaya Erler filmin yapımcılığındaki Kemal Sunal filmlerinde yan karakterlerde kendine yer buldu. Zübük'ten sonra Keriz'de piyangocu Şakir Sucu'yu, Zehir Hafiye'de Necati'yi oynadı. Şemsi İnkaya birçok Yeşilçam emekçisi gibi şöhretli olmasına rağmen maddi anlamda buna paralel bir hayat yaşamadı. O günlere dair seneler sonra bu itiraflarda bulunacaktı. Yeşilçam'da çalıştığım zamanlar para hiç önemli değildi. O zamanlar dostluk, arkadaşlık, samimiyet önemliydi. Tiyatro adabını sinemaya taşımak çok önemliydi. Her şeye rağmen perde açılırdı. Ben rahmetli anneciğimi de, babacığımı da defnettikten sonra geldim, matine suareye yetiştim, oynadım. Şemsi İnkaya özel yaşantısını ve ailesini hep kameralardan uzak tutmaya çalıştı. İlk olarak 1965'te kendisi gibi oyuncu Ayten Erman'la evlendi. Birçok filmde karı kocayı canlandırdığı Ayşen Gruda'ya enişte oldu. 1966'da oğlu Ozan dünyaya geldi. Ancak çift bir süre sonra boşandı. Şemsi İnkaya 1970'lerin ortasında ikinci defa nikah masasına oturdu. 1975'te jeoloji mühendisi olan oğlu Cenk İnkaya dünyaya geldi. Şemsi İnkaya sahne tozunu yuttuğu ilk günden itibaren ailesini basından uzak tutma prensibini hiç bozmadı. Onlarla birlikte röportaj verme tekliflerini hep geri çevirdi. Ne ikinci eşi ne de iki oğluyla ilgili pek bilgi vermedi. Hatta basın karşısında onlarla fotoğraf bile çektirmedi. Şemsi İnkaya 70'li ve 80'li yılların aksine 90'ları daha sakin geçirdi. Birkaç film, dizi ve Çökertme filminde canlandırdığı kahya karakteri hariç pek ortalıkta görünmedi. Bir Başka Gecede ve Cümbüş Sokağı'ndaki skeçlerin ardından 4-5 sezon oyunculuğa ara verdi. Gelen tekliflerde benzer olduğu için biraz seçici davranıyordu, ancak 1998'de onunla ilgili algıları değiştiren, Yeşilçam'daki o kıvırcık saçlı, sıska komedyeni unutturan bir teklif geldi. Üvey Baba dizisinde Gaddar Baba'yı canlandıracaktı. 40 senelik komedyenlik kariyeri vardı. Neredeyse hiç ağlatmamıştı. Bu yüzden dizinin yönetmeni, arkadaşı Tunca Yönder'in Üvey Baba filminde Halil Güneşli'yi canlandırma teklifine temkinli yaklaştı. Ya başaramazsam diyordu. Korkuları, endişeleri vardı.
Şems-i'n Kaya oyunculuk kariyerini noktalamak isterken bu teklifle hayatının rolünü aldı. Bir komedi oyuncusundan çok orijinal bir kötü adam doğmuştu. Şems-i'n Kaya aslında bunun nasıl mümkün olduğunu 1989'da verdiği bir röportajda anlatmıştı. İnsanları güldürmek ağlatmaktan daha da zordur. Ayrıca komedide başarılı olan oyuncuların her rolde başarılı olacağına inanıyorum demişti. Gelen itirazlara ve başaramaz endişelerine rağmen Şems-i'n Kaya, gaddar kötü adam rolünü harika oynadı. Üvey baba kavramına yeni bir boyut getirdi. O kelimeyi duyanların hafızasında artık doğrudan Şems-i'n Kaya'nın o kötülük saçan sahneleri canlanmaya başladı. 3 numaraya vurulmuş saçları ve hafif sakalıyla sert bir karaktere bürünüverdi. Usta oyuncu o karakterin insanları biraz eğittiğine inanıyordu. Rabia! Rabia! Gel buraya! Üvey Baba dizisinde 204 bölüm boyunca seyirciye eşlik etti Şems-i'n Kaya. O yapımdan sonra da artık gelen rollerin rengi değişti. 2002 tarihli Efsane adlı dizide bir vampiri canlandırdı. 2007'de ise Sinekli Bakkal dizisinde Takkeli Dini Bütün İlhami Bey'i oynadı. Ancak dizi sadece 5 bölüm sürdü. Bazılarına göre yayından kaldırılmasının nedeni iyi reyting almamasıydı, bazılarına göre ise Şems-i'n Kaya'nın canlandırdığı karakterin Fethullah Gülen'e benzemesi rahatsızlık oluşturmuştu. Gelen baskılar nedeniyle de yayından kaldırıldı. Şems-i'n Kaya 2013'te ise Kurtlar Vadisi Pusu'nun kadrosuna dahil oldu. Yeşilçam'ın komik şapşal karakterlerini oynayan usta oyuncu, şimdi mafya dizisinde bir baronu canlandırıyordu. Seneler onu da Şener Şen gibi değiştirip dönüştürmüştü. Benim öyle star yaşantım falan olmadı, star da olmadım ben. Sadece oyuncu olarak yükseldim, basamaklarımı kendim seçtim. Ben sanatçı değilim, oyuncuyum. Zaten bu suratla jön olamazdım. Şems-i'n Kaya'nın son yapımı ise 2016-2017 sezonunda ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisiydi. Zekeriyazade Yahya Efendi karakterini canlandırdı. Şems-i'n Kaya'nın en büyük tutkusu sadece oyunculuk değildi. Kitap okumayı çok seviyordu. Bu yüzden sahafların müdavimlerinden biriydi. İnternete girmeyen, sosyal medyayı kullanmayan, halen iletişimini tuşlu telefonla yapan usta oyuncu, en son sokakta karşılaştığı gazetecilere "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim, kim bilir neler yazacaktım" ifadelerini kullandı. 84 yaşında olan Şems-i'n Kaya son yıllarda eski dostlarının çoğunu kaybetmenin hüznünü yaşıyordu. Çünkü birkaç kişi hariç birlikte tiyatro ve sinemaya başladığı neredeyse tüm arkadaşlarını kaybetmişti. Ya kimse kalmadı. Daha Gençlik Tiyatrosu'ndan bu yana başladım, hiçbir arkadaşım kalmadı. Vampirden eşcinsele, komik iyi adamdan gaddar kötü adama kadar birbirine zıt ve aykırı çok sayıda rolü başarıyla canlandıran Şems-i'n Kaya, Yeşilçam severlerin hafızasına Gırgıriye'nin Sıska Şapşal Bekir'i olarak kazınsa da, çoğunluk onu Gaddar Üvey Baba'daki muhteşem performansıyla hatırlayacak. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin zeki faydası oldu. Bu derde düşmüyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.